Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Bildiğiniz üzere küfrü açık olan kişilerin tekfiri, yani onların kafir olduğunun bilinmesi, bu dinin aslıdır. Ancak tekfir o kadar hassas bir konudur ki kantarın topuzunu kaçırmamak için büyük bir dikkat ve ehemmiyet gereklidir. Bu kavrama biraz abanırsanız harici olursunuz. Biraz da boşlarsanız da mürci olursunuz. Şirklerden beri olup tevhidi sağlamış bir Müslümanın tekfir edilmeden önce halini 70 kere tevil ederim diyen İmam Malik, aslında bu konuda ne kadar hassas davranmamız gerektiğini bize öğütlemiştir. Son yıllarda Almanya'da bir harici cemaatin ortaya attığı ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'deki bazı hariciler arasında da revaç bulan bir konu var ki, o da İmam Ebu Hanife'nin kafir olup olmama meselesidir. Bu hariciler İmam Ebu Hanife'ye kafir diyorlar ve bazı alimlerin isimlerini zikrederek Ebu Hanife'ye kafir demeyenin de kafir olduğunu söylüyorlar. İçlerindeki tırnak içinde vicdanlı hariciler ise Ebu Hanife'yi tekfir ediyorlar ama Ebu Hanife'nin vakasını bilmediklerinden dolayı Ebu Hanife'ye kafir demeyenlere bir şey demiyorlar. Vah vah, ne kadar vicdanlı, ne kadar asilce bir hareket, öyle değil mi? Bu konuyu ele almadan evvel biraz Ebu Hanife'yi tanıyalım isterseniz. Asıl adı Numan bin Sabit olan Ebu Hanife 699 yılında Irak'ın Küfe şehrinde dünyaya geldi. Farisi, yani İranlı olan Ebu Hanife küçük yaşından itibaren İslami ilimleri öğrenmeye başladı. Küfe'deki bidat ehlinin yaygınlığından ötürü ciddi bir süre bunların etkisinde kalan Ebu Hanife daha sonra ehli sünnete ittiba etmiştir. Mekke, Medine ve Bağdat başta olmak üzere birçok beldeyi dolaşan Ebu Hanife 15. yüzyıl Osmanlı alimi Taşköprülü Zade Ahmet'e göre güzide sahabilerden Enes bin Malik, Abdullah bin Ebu Evfa, Sehel bin Sad, Ebu Tüfeil Amir bin Vesile'den ilim öğrenmiş ve böylece tabi'in zümresinden olmuştur. Diğer selef kaynaklarına göre ise Ebu Hanife sadece sahabeden Enes bin Malik'ten ilim almıştır. Yani her halükarda tabi'in zümresindendir. Diğer üç mezhep imamı tebe-i tabi'indir. Bu yüzden alimler çoğunlukla Ebu Hanife'ye İmam-ı Azam demişlerdir. Emevi devletine itaat etmediği ve Arap olmadığı için zalim ve zorba halifeler tarafından baskı gören Ebu Hanife, Emevilerden sonra kurulan Abbasi devletinin de zalim ve zorba halifelerince baskı görmüş, hapse girmiş, ağır işkenceler çekmiştir. Hatta zalim Abbasi halifesi El-Mensur bizzat Ebu Hanife'yi dövmüş ve iki eliyle boğazına sarılmıştır. Daha sonraları Resulullah'ın soyundan gelen Zeyd bin Ali Zeynel Abidine 1000 dinar gönderip isyanına destek verdiği için hapse atılan Ebu Hanife ne Emevi ne de Abbasi zihniyetine eyvallah etmiştir. Ömrünün 52 yılı Emeviler, 18 yılı da Abbasiler döneminde geçen Ebu Hanife, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'dan başlayarak son halife 2. Mervan zamanına kadar geçen bütün olaylara, hilafetin Emevilerden Abbasilere geçişine ve Abbasi halifelerinden Ebu'l-Abbas es-Seffah ile El-Mensur zamanında gelişen olaylara bizzat tanıklık etmiştir. Bu mübarek imam ve kıymetli alim Ebu Hanife 749 yılında, yani 50 yaşındayken bir yolunu bularak Mekke'ye kaçmış ve uzun yıllar burada yaşamıştır. Abbasi halifesi El-Mensur zamanında devlet belki düzelir umuduyla Küfe'ye gelen Ebu Hanife bu zalim ve zorba halife tarafından bizzat işkence görmüş ve ailesinin yanında ağır hakaretlere maruz kalmıştır. Ardından bir yolunu bulup Medine'ye giden Ebu Hanife Resulullah'ın soyundan gelen Muhammed bin Abdillah'a biat eder ve Emevilerden sonra Abbasilere de isyan eder. Muhammed bin Abdillah'ın savaşı kaybetmesi üzerine mücadele yolundan taviz vermeyen Ebu Hanife bu defa da onun kardeşi İbrahim bin Abdillah'a biat eder ve Basra halkını Abbasilere karşı örgütler. Zalim ve zorba Abbasi halifesi El-Mansur, İmam Malik, Süfyan-ı Sevri ve Ebu Hanife gibi alimleri yakalatır ve onları birbirine düşürmek için kendi huzurunda kafa karıştırıcı sorularla münazara ettirmeye çalışır. İşkencelerden korkmayan Ebu Hanife, Halife Mansur'a ve onun ordusunun komutanı olan Hasan bin Kuhtuba'ya kafa tutar ve kadılık tekliflerini her defasında reddeder. Yaşı oldukça ilerleyen büyük imam, kıymetli alim, abid, zahid, mücahid, hafız ve evliya Ebu Hanife ilerleyen yaşına rağmen halifeye biat etmemekte ısrar eder. Güçlü rivayetlere göre bu mübarek imam Ebu Hanife 767 yılında Recep ayında Bağdat'ta zorla zehir içilerek şehit edilir ve Rabbine kavuşur. Cenazesini eski dostu olan Bağdat kadısı Hasan bin Ammar'a kıldırmış ve namazından evvel Ebu Hanife'nin ne kadar büyük bir alim olduğunu dönemin korku iklimine rağmen açıkça söylemiştir. Oysa ki bu yasaktı çünkü Ebu Hanife Abbasi halifesi El-Mansur'un emri gereği asla övülemeyen ve sürekli eleştirilmesi gereken biriydi.
dönemin bazı alimleri bu yüzden ya isteyerek ya da korkuyla Ebu Hanife'yi eleştirmişlerdir. Ebu Hanife'nin cenazesine o kadar yoğun katılım olmuştur ki izdiham olmaması için 6 kere cenaze namazı kılınmıştır. Tebe-i Tabi'in alimlerinden Şu'be kendisinin şehadet haberini alınca Ebu Hanife öldü, ilmin ışığı söndü demiştir. Ebu Hanife'nin hadislerinin yer aldığı bir el-Müsned'i, akidevi ve itikadi konuların görüşlerinin yer aldığı bir Fıkhü'l-Ekber'i ve bir Fıkhü'l-Ebsad'ı, Ehl-i Sünnet akidesini hararetle savunduğu bir el-Alim ve'l-Mütealim eseri, Bağdat Kadısı Osman el-Beddi'ye yazdığı reddiyesi olan bir risalesi ve akidesini özetlediği bir el-Vasiyyesi ve şiirlerinin yer aldığı El-Kasidatun Numaniye kitabı şeklinde 7 dev eseri vardır. Son 5 senem olmasaydı helak olmuştum diyen Ebu Hanife, kıyas metodu yönünden dönemindeki alimlere muhalefet etmiş ve rey ehli olmuştur. Ancak şunu da hatırlatalım ki, Seleften İbrahim el-Nehai ve Hammad bin Ebu Süleyman da rey ehliydi. Bu arada rey ehli demek, çok fazla içtihat yapana verilen bir isimdir. Ebu Hanife kendi zamanında hep sıkıntılar çekmiştir. Onun yolunu, yani Arapça deyimiyle mezhebini, talebelerinden İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bin Hasan yaymıştır. Öyle ki ilerleyen yüzyıllarda birçok devlet Hanefiliği resmi mezhebi yapmıştır. Peki Ebu Hanife, sahabeden Enes bin Malik dışında hangi büyük tabi'in alimlerinden icazet almıştır? Bunlar Ata bin Ebi Rebah, İshak bin Es-Sevi'i, Muhtar bin Disar, Hammad bin Ebi Süleyman, Haysem bin Hatip Es-Serraf, Kays bin Müslim, Muhammed bin El-Münkedir, İbni Ömer'in azatlı kölesi olan Nafi El-Mevlasi, Hişam bin Urve, Yezid El-Fakir, Simak bin Harb, Alkame bin Merset, Atiye el-Avfi, Abdülaziz bin Rafi ve Abdülkerim Ebu Umeyye. Peki hangi büyük tebe-i tabi'in alimleri Ebu Hanife'ye talebelik etmiştir? Bunlar İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed bin Hasan el-Şeybani, Ebu Yahya el-Hammami, Hüseyin bin Beşir, Abbad bin el-Avvam, Abdullah bin Mübarek, Veki el-Cerrah, Yezid bin Harun, Ali bin Asım, Yahya bin Nasr el-Hacib, Amir bin Muhammed el-Enkezi, Hevze bin Halife, Ebu Abdurrahman el-Mukri ve Abdurrazak bin Hammam. Ayrıca talebeleri olmasa da tam 28 İslam alimi Ebu Hanife'den nakil yapmışlardır. Aslında bunlar bile Ebu Hanife'nin ne kadar büyük bir Müslüman olduğuna başlı başına delildir. Çünkü hiçbir selef alimi kafir birinden akide nakli yapmaz, kafir birinden akide öğrenmez ve kafir birine akide için icazet vermez. Gelelim bugünkü zındık haricilerin Ebu Hanife'yi tekfir etmesi meselesine. Bunlar iki sebep yüzünden Ebu Hanife'ye kafir diyorlar. İlki ameli imandan saymadığı için, ikincisi de İmam Evzai, İmam Buhari, Hatip el-Bağdadi, Süfyan-ı Sevri, Abdullah ibn Mübarek gibi alimlerin Ebu Hanife hakkındaki sert sözlerinden ötürü. Evvela bilinmelidir ki bu hariciler Ebu Hanife'nin kitaplarını tetkik derecesinde okumadıkları çok bellidir. Çünkü Ebu Hanife ameli imandan saymaz ama ameli olmayana da asla Müslüman demez. Ehl-i Sünnet'in cumhuru ameli imandan saymıştır. Çünkü Resulullah İbn-i Mace'nin Es-Sünnesinin iman bölümündeki 9. hadisinde iman kalple tasdik etmek, dil ile ikrar etmek ve azalarla da amel etmektir buyurmuştur. Ebu Hanife ameli imandan saymamıştır ama bu demek değildir ki Ebu Hanife şirk işleyene Müslüman demiştir. Haşa, böyle bir şey yoktur. Kendisi büyük şirkte cehaletin özür olmadığını ve şirk işleyenin de müşrik olacağını sahabeden icma naklederek belirtmiştir. Ayrıca Ebu Hanife'nin imanın artıp azalmayacağını söylemiştir. Ancak Ehl-i Sünnet imanın artıp azalacağını söylemiştir. Evet, Ebu Hanife imanın artıp azalmadığını söylemiştir. Ancak bunu ameli gerekli görmediğinden değil, ameli özür görmediğinden demiştir. Bu tevillerinden ötürü Ehl-i Sünnet'in birçok alimi kendisini övmüş ve hakkında hayır konuşmuşlardır. Hanefi alimlerinden İmam İbnül Ebu'l-İz, Tahavi Akidesi'nin şerhinde, Ebu Hanife'nin iman ve amel hakkındaki görüşlerinin aslında Ehl-i Sünnet'le aynı olduğunu, fakat aradaki tek farkın lafzi olduğunu söylemiştir. Ayrıca bir de Ebu Hanife'nin Kur'an mahluktur dediğine dair zındık haricilerin iddiası tamamen boş ve yersizdir. Çünkü bizzat talebesi olan İmam Muhammed bin Hasan el-Şeybani bu iddiaya iftira demiştir. Ebu Hanife'ye kafir diyen bu zındık hariciler Ebu Hanife'yi çok çok iyi tanımasına rağmen ona kafir demeyen alimlere de kafir demeleri lazım. Yoksa kafire kafir demeyen kafir olduğu için kendileri de kafir olurlar. Sonuçta bu zındık hariciler Ebu Hanife'yi tanımayanlara kafir demiyorlar, orasını anladık. Ama birazdan sayacağımız alimlerin hepsi Ebu Hanife'yi çok çok iyi tanımalarına rağmen, hatta çoğu kendisiyle görüşmesine rağmen ısrarla Müslüman demişlerdir, hatta övmüşlerdir. Şimdi gelin bunlara örnekler verelim. Tabi'in alimlerinden İmam Veki'i, Ebu Hanife'yi eleştiren kişi ancak ilimde derinleşmemiş bir cahildir demiştir. Büyük alim Fudayl bin İyad,
El-Bağdadi'nin Bağdat Tarihi kitabının 13. cildinin 340. sayfasında Ebu Hanife'yi uzun uzun övmüştür. Büyük alim Cafer bin Rebi aynı kitabın aynı sayfasında Ebu Hanife'den 5 yıl ilim öğrendiğini ve kendisinin büyük bir alim olduğunu söylemiştir. İmam Suyuti Tabakatul Huffaz kitabının 73. sayfasında, İbn Hacer de Tehzibetul Tehzib kitabının 5. cildinin 450. sayfasında büyük hadis alimi Yahya bin Mayin'in Ebu Hanife'ye olan övgülerini nakletmişlerdir. İmam Tahanevi Kavaid kitabının 188. sayfasında büyük alim Yezid bin Han'dan en büyük bin alimden 5 tanesinin içinde Ebu Hanife'de vardır dediğini nakletmiştir. İmam Tahanevi Kavaid kitabının 189. sayfasında büyük alim Abdullah bin Mübarek, Küfe'ye girdim ve alimlerine bu beldenin insanlarının en alimi kimdir diye sordum. Hepsi birden Ebu Hanife'dir dediler, diyor. Bu arada Abdullah bin Mübarek Ebu Hanife'yi hiç sevmez. Buna rağmen böyle demiştir. Yine İmam Tahanevi'nin Kavaid kitabının 189. sayfasında büyük alim Fadıl bin Dükey, Ebu Hanife'ye derin bir alim derken Allame Mekki bin İbrahim de Ebu Hanife zamanında yaşayan insanların en alimidir demiştir. Yine Kavaid kitabının aynı sayfasında büyük alim İmam Şafi, insanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin çocuklarıdır demiştir. Büyük alim Ma'mer bin Raşid, Hasan-ı Basri'den sonra fıkıhta Ebu Hanife'den daha güzel konuşan birini bilmiyorum demiştir. Büyük alim Ali İbnül Medini, Ebu Hanife güvenilirdir. Ondan Sevri ve İbn-i Mübarek rivayet etmişlerdir diyor. Burada da İmam Sevri ve İbn-i Mübarek'in Ebu Hanife'yi sevmemesine rağmen kendisinden nakil yaptığını görüyoruz. Yine büyük alim İmam Şube, Ebu Hanife hakkında vallahi o güzel anlayışlı ve hıfzı kuvvetli biridir demiştir. Büyük alim İmam Evzai, hiç sevmediği Ebu Hanife hakkında meselelerin zorluklarını insanlar içerisinde en iyi Ebu Hanife bilir derken, büyük İmam Cafer-i Sadık ise arkadaşı Ebu Hanife hakkında beldesi halkının en fakihidir demiştir. İbn-i Mayin'in Tabakat kitabının 2. cildinin 607. sayfasında da büyük alim Yahya bin Said el-Kattan Ebu Hanife'den çok faydalandığını söylemiştir. Ebu Hanife ile bir türlü uyuşamayan Süfyan-ı Sevri ise Tahanevi'nin aynı Kavaid kitabının 191. sayfasında Ebu Hanife'nin önünde Şahin önündeki serçeler gibiyiz. O gerçekten alimlerin efendisidir demiştir. El-Bağdadi tarihinin 13. cildinin 338. sayfasında büyük alim İmam Malik Ebu Hanife hakkında Ebu Hanife öyle bir alimdir ki şu direği altın yapacağını söylese buna delil getirebilir demiştir. İmam Zehebi'nin Menakib kitabının 46. sayfasında büyük hadis alimi Ebu Davud, İmam Malik ve Ebu Hanife'nin ve bir de İmam Şafii'nin dinde büyük imamlar olduğunu söylemiştir. İbn Abdülber Kitabul İstigna'nın 1. cildinin 572. sayfasında Muhammed bin İshak'ın şöyle dediğini nakleder. Karada ve denizde, doğuda ve batıda, uzakta ve yakında ilmin tedvini Ebu Hanife sayesindedir. Yine büyük alimlerden Ebu Ömer, Yusuf bin Abdülber ve İmam Zehebi, Menakib kitabının 45. sayfasında Ebu Hanife'yi övüp rahmet okumuşlardır. Hicri 9. asrın ünlü hadisçilerinden İbn Hacer el-Askalani de Tehzibatul Tehzib kitabında Ebu Hanife hakkında gösterilen hüsnü teveccüh ve hadis alanındaki güvenilirliği konusunda birçok rivayete yer vermiştir. Ayrıca asrın diğer meşhur bir alim İmam Suyuti ise Ebu Hanife'ye dair müstakil bir menakib kitabı yazmış ve Tabakatul Huffaz kitabında Ebu Hanife için konu başlığı açmıştır. İmam Suyuti'nin talebesi olan büyük alim İmam Şarani ise El-Mizanul Kübra kitabında Ebu Hanife'den övgüyle bahsetmiş ve ona yönetilen ithamlara tek tek cevaplar vermiştir. Diğer büyük Şafii alimi İbn Hacer el-Heytemi ise Ebu Hanife hakkında İmam-ı Azam'ın Hayatı isimli değerli bir menakib kitabı yazmıştır. Ünlü müfessir ve büyük alim İbn Cerir et-Taberi Tehsibul Asar kitabında Ebu Hanife'den övgüyle bahsetmiştir. Büyük Hanbeli alimi İbn Kudame el-Makdisi El-Uluv adlı eserinin 170. sayfasında Ebu Hanife'nin Allah'ın gökte olduğunu açık delillerle ispatladığını söylemiş ve kendisini övmüştür. Büyük alim İbn Teymiye Mecmul Fetava'nın 20. cildinin 304. sayfasında Ebu Hanife'den övgüyle bahsetmiş ve onu eleştirenleri kınamıştır. Yine büyük alim Muhammed İbn Abdullah Durarus Seniye'nin 1. cildinin 97. sayfasında Ebu Hanife'yi övmüş ve onun mezhebini mektup yazdığı kişilere tavsiye etmiştir. Son olarak büyük alim Abdullah bin Davud el-Hureybi ise Ebu Hanife hakkındaki tartışmaları bitiren şu sözleriyle nokta atışı yapmıştır. Ebu Hanife hakkında konuşan insanlar hasetçi veya cahillerdir. Vallahi onların ayıpladıkları bir konuda Ebu Hanife'nin isabet ettiğini, ayıplayanların ise hata ettiklerini biliyorum. Bir keresinde Ebu Hanife'yi Mekke'de Safa ile Merve arasında say ederken gördüm. Bütün gözler ona çevrilmişti. Sanırım bunca alimden sonra bize konuşacak bir söz kalmadı. Bu alimler kadar Ebu Hanife'yi iyi tanıyan başka kimseler yoktur. Ey hariciler, madem Ebu Hanife kafirdir, o zaman Ebu Hanife'yi çok iyi tanıyıp ona Müslüman diyen bu alimlere de kafir deyin.
Çünkü Ebu Hanife'yi tezkiye etmişlerdir. Günümüzde Ebu Hanife dışında Kadı İyad, İmam Karrafi, İmam Maverdi, İmam Suyuti, İmam Nevevi, İbn-i Kudam el-Hanbeli ve İbn-i Hacer gibi alimlerimizi tekfir eden nice nice hariciler piyasada türemiştir. Bunlara şöyle diyorum. Ey hariciler! Bizlere dillerinizi uzatın ve hakkımızda ne derseniz deyin. Ancak necis dillerinizi alimlerimizin üzerinden çekin. Şüphesiz göğüslerimiz onların kitaplarını okuyarak rahatlıyor. Dillerimiz onların nakillerini aktararak şerefleniyor. Ve muhaliflerimizi onların delilleriyle darmadağın ediyoruz. Bu haricilerden başka olarak Ankara'da aktif olan Ebu Muaz Çubukabadi künyeli Seyfullah Erdoğmuş denen mürciye kafiri de Ebu Hanife'ye necis dilini uzatmaktadır. Hatta bu konuda başlı başına bir kitap neşredip Ebu Hanife'ye put diyen bu zındık Seyfuşşeytan Erdoğmuş utanmadan günümüzdeki müşrikleri tekfir etmemek için her dersinde 40 takla açmaktadır. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Rabbimiz Tevbe suresi 30. ayette ne güzel demiştir. Katalehumullah enna yufakun. Yani Allah onları kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ey Ebu Hanife ve diğer alimleri kendine düşman edinen hariciler. Allah Bakara suresi 141. ayette şöyle dememiş midir? Tilke ümmetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tus'alun amma kanu ya'malun. Yani onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından hesaba çekilmezsiniz. Yüzlerce yıl önce yaşayan alimlerimizin gıybetini terk etmezseniz biz de sizi ifşa etmeyi terk etmeyiz. Çünkü biz alimlere dil uzatanlara acımayan bir kavimiz. Tıpkı seleften bir şairin de dediği gibi biz öyle bir kavimiz ki sıcaklık ve aydınlık bakımından güneş, sükunette ise ay gibiyiz. Hayır nehrimiz kesilmez, sabitliğimiz ise büyük dağlar gibidir. Hafif rüzgarlar bizi sarsmaz, etimiz zehirlidir. Az bir bakışımız gece okları gibidir, hedefini şaşırmaz. Vesselam.